Gebertirim oğlum seni. Şavuş ne oluyor ya? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? He manyağım manyağım. Bacaklarını eline vereceğim oğlum seni. Emre ne oluyor? Ne demek ne oluyor abla ya? Ne haklı yani? Duygu bak kardeşine bir şey söyle havuca. Yoksa elimden bir kaza çıkacak kaza. Kaza değil mi? Kaza diye bile yırtacaksın değil mi? Ya sus be. Havuç bak çık kafeden yoksa fena olur bak. Yemin ediyorum fena olur. He fena olur ya. Gelsene bakalım oluyor mu? Ne oluyor görelim. Ya. Hadi. Çıksana ya, çıksana. Ya götürün. Hadi. Gebertirim oğlum. Ya, sakin ol abi. Lan. Abi sakin ol. Kanka sakin ol sana ya. Otur. Allah otur, Allah. Allah. En iyisi yerli antrenör kanka. Bak Trabzonspor'a. Şenol Güneş geldi. İstikrar geldi ya. Tabii oğlum ha Fenerbahçe de öyle. Aykut Kocaman geldi Fenerbahçe başarıdan başarıya koşuyor. Yani. Beşiktaş'ın başına Tayfur Havuççu geldi Beşiktaş maç kazanmaya başladı. Evet, evet. Tabii kazanacak oğlum enin yabancısı ne bilsin bizim ülkemizi. Tamam abicim gelen yabancı antrenör evin yolunda öğretene kadar memleketine geri postalanıyor. Abicim zaten Tayfur Havuççu Beşiktaş'ın çocuğu. Ya Beşiktaş'a ömrünü vermiş. Beşiktaş ondan daha iyi kim yönetebilir ki? Ne haber hayatım? İyiyim. Sen? İyiyim iyiyim. Aradı mı seni o sapık? Dört kere ha? Telefonu verir misin bana? Niye? Çünkü o sapık benim dilimden anlar. Sokak dilinden. Böyle konuştuğun zaman anlar. Üst dudakı ırdan uyuyacak öyle konuşacaksın. O dili de izliriz. Avukatını. Sokakta mı yaşıyoruz belki? Sokakta yaşamıyoruz ama o dili çok iyi bilir o. Onun ağzını... Öyle koyduğun zaman anlar o. Anladın mı? Telefonu verir misin hayatım? Vermeyeceğim belki. Lütfen ver. Belki? He. Telefonumu vermeyeceğim. Vereceksin. Hayır belki. Sana da hiçbir şey söylemiyorum. Bu tavrından dolayı görürsün sen. Ya bir dakika Duygu ne diyorsun ya? Duygu dur. Duygu gelsene buraya lütfen ya. Dur lan dedim. Senin enişte de az maça değil ha. Baksana psikopatı bağladı mı cam çerçeve indiriyor. Yok oğlum. Ablam deli etmiştir onu o yüzden. Abi senin enişte hiç belli etmiyor ama bence maço bir tip. Bize maçoluk falan sökmez koçum. Eğer ablamın kılına zarar versin ağzını burnunu kırırım onu. Sökmez tabii. Tamam kardeşim sakin ol. Şuna bak ya. Ne oldu? Siz kavga mı ettiniz? Evet. Niye? Ya bir telefon sapığı dadağını sürekli arayıp duruyor. Eminim sen de rahatsız edilmekten hoşlanmıyorsundur. Berke niye kızıyor anlamadım. Telefonumu ona vermemi istiyor. Telefonunu mu? Evet. Telefonumu alacakmış, bütün gün onda duracakmış. Telefon sapığı arayınca da ağzının payını verecekmiş. Verseydin sen de. Ya arayan sapık. Cevap vermiyor ki. Ben de savcılığa bir dilekçe yazıp şikayette bulunacağım. Bak bakalım o zaman arayabiliyor mu? Sen zaten yapılması gereken her şeyi yapmışsın. Berke niye uzatıyor hala? Önce numara yapıyorsun dedi. Onu kıskandırmak için yapıyormuşum. Sonra da onun telefonumu vermediğim için bir şeyler sakladığımı düşündü. Bir şey mi istedin Damlacığım? Beş karış surat istemediği kesin. Pardon Damlacığım. Hayatım madem öyle telefonunu bana ver. Hem o sapığa haddini bildireyim hem de benden bir şey saklamadan ortaya çıksın. Hadi hadi. Yürü gidelim Damla. Berke hala sağlıklı düşünemiyor. Bana güvenmeyi öğrenene kadar beni bir daha arama Berke. Duygucuğum sen de biraz sakin ol lütfen. Olamam. Çünkü Berke'nin maça tavırlarından nefret ediyorum. Merhaba Damla. Hani oğlum enişten maça değildi? Bileyim oğlum ben de anlamadım ki ya. Merhaba gençler. Merhaba. Buyurun buyurun. Şuna bak ya. Ne oldu? Siz kavga mı ettiniz? Evet. Niye? Ya bir telefon sapığı dadağını sürekli arayıp duruyor. Eminim sen de rahatsız edilmekten hoşlanmıyorsundur. Berke niye kızıyor anlamadım. Telefonumu ona vermemi istiyor. Telefonunu mu? Evet. Telefonumu alacakmış, bütün gün onda duracakmış. Telefon sapığı arayınca da ağzının payını verecekmiş. Verseydin sen de. Ya arayan sapık. Cevap vermiyor ki. Ben de savcılığa bir dilekçe yazıp şikayette bulunacağım. Bak bakalım o zaman arayabiliyor mu? Sen zaten yapılması gereken her şeyi yapmışsın. Berke niye uzatıyor hala? Önce numara yapıyorsun dedi. Onu kıskandırmak için yapıyormuşum. Sonra da
onun telefonumu vermediğim için bir şeyler sakladığımı düşündü. Bir şey mi istedin Damlacığım? Beş karış surat istemediği kesin. Pardon Damlacığım. Hayatım, madem öyle telefonunu bana ver. Hem o sapığa haddini bildireyim, hem de benden bir şey saklamadın ortaya çıksın. Hadi, hadi. Yürü gidelim Damla. Berke hala sağlıklı düşünemiyor. Bana güvenmeyi öğrenene kadar beni bir daha arama Berke. Duygucuğum sen de biraz sakin ol lütfen. Olamam. Çünkü Berke'nin maço tavırlarından nefret ediyorum. Merhaba Damla. Hani oğlum enişten maço değildi? Ne bileyim oğlum, ben de anlamadım ki ya. Merhaba gençler. Merhaba. Buyurun buyurun. Gençler, hesabınız kabarıyor. Pamuk eller cebe. Söyleyeyim de al bakayım. Hayatım, o sapık arıyor mu seni hala? Dünden beri aramadı. Zaten onun belli saatleri var. Birazdan aramaya başlar. Ne dedim sana? Sapığın mesai saatin konusunda çok sadık. Versene ben konuşacağım. Ver. Hayır ben... Berke. Cevabı ben veririm. Alo. Bana bak. Seni savcılığa şikayet ettim. Dilekçe verdim. Bundan sonra beni aramaya kalkarsan benim sesimi değil polisin sesini duyacaksın. Sakın bir daha beni arama. Ne oldu? Haddini bildirdim. Bak bakalım bir daha arayabiliyor mu? Ya ne korkmuştur o sapık. Ne korkmuştur hayatım ya. Bulunduğu yerde telefonu denize atıp kaçmıştır. Yemin ediyorum kaçmıştır ha. Kaçsa iyi olur. Çünkü teknik takip onu denizin dibinde bile bulur. Bırak ya hayatım ya. Biliyorum ben bu sapıkları. Kim arıyor? İnanmıyorum ya. Gizli numara. Versene ben onunla bir konuşayım. Hayır. Verir misin lütfen? Tamam bir şartla. Hoparlörü açacaksın ben de duyacağım. Tamam aç 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 aç. Bana bak. Seni gelertirim tamam mı? Gelertirim. Söyledik İda'yı rahatsız etmeyeceksin dedik. Eğer İda ararsan yemin ediyorum öldürürüm seni tamam mı? Öldürürüm. Rahatsız etmeyeceksin bizi. Kafa göz dalarım. Anladın mı beni? Oğlum ne oluyor ya? Ya kanka gaz vermek gibi olmasın da ablana bağırıyor ya. Ablama mı? He? Halloldu mu sence? Bir daha hayatta aramayacak hayatım. Eğer ararsa bu sefer pis küfür edeceğim. Çok pis. Sıpıkla sıpık olacaksın yani. Alırız da yalıkat hanım. Kanun diye bir şey var. Kanun halleder. Oo, senle lafa daldım geç kaldım. Hadi ben gidiyorum. Hadi hadi. Ya ablam nereye gidiyor ya? Kusura bakma kanka. Herkesin içinde bana da bağırsalar ben de utancımdan giderim abi. Kimse benim ablama bağıramaz oğlum. Biz adamı ne yaparız biliyor musun? Ya ne yapıyorsun oğlum? Dur. Oğlum konuşacağım lan. Ya otur otur ben. Ya oğlum onlar karı koca sayılır. Karı koca arasına girilmez. Onlar bugün kavga eder, yarın barışırlar. Evet abi önce ablanla konuş. Kabak senin başına patlar ya. Neyse doğru söylüyorsunuz. Önce bir ablamla konuşayım da eğer bir şey yaptıysa o enişte mi var ya? Merhaba. Merhaba Damla. Heh, Damla geldi. Ben bir onunla konuşup öğreneyim mevzuyu. Tamam tamam. Ne haber Damla? İyidir senden. İyi. Seninle bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum. Ama aramızda kalacak. Tamam. Bu Berke ablama nasıl davranıyor? Nasıl yani? Yani kötü mü davranıyor? Bağırıp çağırıyor mu? Hiç şahit oldun mu? Bazen tartışıyorlar ama sonra hemen barışıyorlar. He, öyle değil ama yani eniştemin maço tavırları var mı? Hiç ablama zarar vermeye kalktın mesela? Zarar vermek mi? Yok canım. Belki böyle bir şey yapmaya kalkışsa bile Duygu buna hayatta izin vermez. Yani belki bizden çekiniyordur ablam. Hatalı bir seçim yaptığından dolayı yanıldığını kabul etmek istemiyordur. Olabilir böyle şeyler. Ben yanıldığını sanmıyorum Emre. Berke iyi ve kibar bir çocuk. Eminsin değil mi? Bence öyle. İyi. Bu aramızda kalsın ama. Tamam. İyi. Bir şey içer misin?
Kayınço, sohbetler falan Damla'yla ilerlettin. Bravo, bravo. Ya sana ne ya? Seni ne ilgilendiriyor? Bak hareketlerine dikkat et ha. Ben de labali olma. Neyse, biz kalkalım. Buranın havası bozuldu. Pardon. Allah Allah. Ne oluyor ya? Allah, aman aman hayatım ya, çok özür diliyorum sen böyle yapınca. Bakayım. Biraz çıkıcıdı, tamam. Tamam. Yok Meto, şey. Meto buz getir abi, çabuk buz getir. Buz yok Berke. Nasıl buz yok ya? Kafede nasıl buz olmaz ya? Ya makine arızalandı, daha gelmediler. Ya öp makinana da ya. Şimdi ben buz getireceğim sana hayatım, tamam mı? Bekle, bekle. Tamam. Şş, Meto, yengene bak, geliyorum. Otur otur sen, geliyorum ben. Çıkıcı sadece, yok bir şey. Duygu, al hadi, bir yudum iç. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Bende hata. Çalışan insana öyle şaka yapılır mı? Kaza işte. Acıyor. Evet Duygu ya. Kötü gözüküyor. Abla ne haber? İyi sen? Ana, yüzüne ne oldu abla? Boş ver. Ya anlasana abla, adamı çatlatma ya. Belki yanlışlıkla ablanın yanağını morarttı. Belki mi? Ulan. Geldim. Gel. Geçirsin lan oğlum. Emre! Geber benim oğlum seni. Şavuş ne oluyor ya? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? He manyağım. Bacaklarını eline vereceğim oğlum seni. Emre ne oluyor? Ne demek ne oluyor abla ya? Ne haklı yani? Duygu bak, kardeşine bir şey söyle havuca. Yoksa elimden bir kaza çıkacak, kaza. Kaza değil mi? Kaza diye bile yırtacaksın değil mi? Ya sus be. Havuç bak, çık kafeden yoksa fena olur bak, yemin ediyorum fena olur. He fena olur fena, gelsene bakalım oluyor mu, ne oluyor görelim. Hadi çıksana ya, çıksana. Ya götürün. Hadi. Şimdi mertürüm oğlum. Ya sakin ol abi lan. Sakin ol. Sakin ol sana ya. Otur. Allah Allah ya. Ya ne oldu da havuç sana böyle davranıyor? Abi anlamadım ki, buz getirdim saldırdı bir anda. Anlamadım hiçbir şey. Ya. Hep üst üste geliyor, hep üst üste.